Değerli İstanbullular, kıymetli hemşerilerim, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yaşayan kıymetli vatandaşlarımıza ve aslında bütün dünyaya sesleniyoruz elbette. Dünya ve insanlık tarihinin daha önce hiç görmediği büyüklükte küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Elbette ki tehlikenin büyük ve küresel olduğunun, dünya çapında bir salgın olduğunun farkındayız. Tüm dünya risk altında, elbette ki ülkemiz de bu riski yaşıyor ve bu konuda hep birlikte hareket etmek zorundayız. Bu eşi benzeri görülmemiş olay özellikle biz yöneticilere açıkçası çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Tabii ki vatandaşlarımız da eş güdümlü bu süreci yönetmek zorundayız. Tabii ki asla panik olmayacağız ki biz sağduyulu bir milletiz. Temkinli olacağız ve mutlaka önlemlerini almış bir toplum olmak zorundayız. Özellikle bu büyük kent İstanbul'da. Ama aynı zamanda bu zor dönemi en az hasarla atlatmak için de evet kesinlikle radikal olacağız ve olmalıyız. Radikal kararlar almalıyız. Bu konuda aması veya çünküsü yok. Koronavirüs salgınında zamanında radikal kararları alamayan yöneticilerin aslında pişmanlıklarını bütün dünyada bu hafta çok dinledik. Biz zamanında adımlarla bu salgının etkisini ve yaygınlaşmasını en aza indirecek adımları atmakla da aslında sorumlu yöneticileriz. Kıymetli hemşehrilerim, çok değerli İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın daha uzak doğudan bizim coğrafyamıza gelmemişken İstanbul'da ilk olarak vatandaşlarımızı kişisel ve toplumsal hijyen konusunda çok yoğun bir şekilde bilgilendirdik. Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık. Keza sosyal medyayı bu anlamda en yoğun etkileşim alanı olarak kullandık. Ardından vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği toplu taşıma ve buluşma alanlarında hızlı bir hijyen çalışmasına başladık. Dezenfekte işlemlerimiz çok yoğun ve verimli olduğunu düşünüyoruz. Mobil hijyen ekipleri kurduk ki sayısı 40'a çıkıyor bu hafta. Hafta başında ülkemizde ilk vakanın ortaya çıkmasıyla beraber de açıkçası tedbirlerimizi yoğunlaştırdık ve başta kimlerin ziyaret ettiği konusunda net bilgimizin olmadığı müzelerimizi, İSMEK kurslarımızı ki burada belli bir yaş üstü grubu hizmet ettiğimizin farkındayız. Kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi bu anlamda hizmet olarak ve ki bunun içindeki birçok etkinlikleri de paralelinde kapattık. Bu manada tüm etkinlikleri İstanbul çapında iptal etmek zorundaydık. Gerçekten insanların bir arada olması ciddi anlamda sıkıntı. Amacımız insanların kalabalık buluşmalarını önlemekti. Çünkü ilk adım salgının yaygınlaşmasını önlemek olmalıydı. Evet, bu bir salgın ve yaygınlaşmamalı, yayılmamalı. Bu anlamda herkes önce kendini korumalı, sonra yakın çevresinde ve bütün insanlığa karşı sorumluluğunu hissetmeli. Bu anlamda aynı akşam devletimiz de, yetkililerimiz de tüm okulları tatil etti. Spor müsabakalarını seyircisi oynatma kararı aldı. Ve buna ek önlemleri de açıkçası hep birlikte izledik. Bu tedbirlerin de devam ettiğini görüyoruz ki bu çok değerli ve önemli. Konuşmamın başında dediğim gibi öncelikle hızla yayılan salgına bu fırsatı vermemek çok önemli. Bu vesileyle bugünden itibaren toplumun her kesiminden binlerce insanı ağırladığımız sosyal tesislerimizi ve hatta burada özellikle belirtelim hastanelerdeki Beltur kafelerimiz hariç ki oraya hizmet etmek zorundayız. Diğer bütün Beltur kafelerimizi kapatma kararı aldık. Yine vatandaşımızın özellikle gelip işlem yapmalarını en aza indirmek adına başta İSKİ ve İKTAŞ olmak üzere yoğun ilişkide olduğu kurumlarımızla olan ilişkilerini sokağa çıkmadan elektronik ortamda halletmesi adına önemli girişimleri yaptık. Bu yöndeki altyapılarımızı güçlendirdik ve
Bununla ilgili sizlere duyurular yapacağız. Mutlaka ilgili sayfalarımızı takip edin. Bildiğiniz gibi İstanbul bu anlamda çok önemli. Aldığımız her karar aslında örnek bir karara dönüşebilir. Bu manada bu kurumlarımıza gelmeden işlem yapabilme kolaylığını size hızlıca bütün 16 milyon İstanbulluya sağlayacağız. Zira İstanbul'un bu önemi açıkçası biliyorsunuz kentimiz hem dünya hem de bütün Türkiye ile Anadolu ile iç içe bir kent. İstanbul'u ve İstanbulluları bu anlamda ne kadar iyi korursak aslında o kadar Türkiye'yi korumuş oluruz. Bunun bilincinde görevimizi yapmaya ve kararlarımızı almaya çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki bir belediye başkanı olarak yıllarca insanları buluşturmak, kaynaştırmak, mutlu etmek, bir arada huzurlu olmalarını onları ifade etmek için çabaladım. Ama hani bugün ise insanları belki daha az buluşturmak, hatta buluşturmamak adına çaba sarf ediyorum. Bu gerçekten benim gibi insanlar adına gerçekten zor. Ama hani bu zorluğu bilerek de olsa benim bu çabayı göstermek zorunluluğum var. Gerçekten bu çabayı gösterdiğimiz takdirde salgının büyümesini ve salgının bütün Türkiye'ye Allah korusun yayılmasını engellemiş olacağız. Bu manada evet buluşma anlarını en aza indiriyoruz. Burada en kritik konulardan bir tanesi İstanbul'da pazar yerleri konusu var. Bu sabah pazarcılar odasıyla konuştuk, sohbetimizi yaptık ve pazarlarla ilgili alınacak tedbirler ve buna benzer konuları da bugün 39 ilçe belediye başkanımızla eş güdümlü olarak neler yapmalıyız, hangi kararları almalıyız konusunda ortak akılla, ortak kanaatlerle bir karar verme adına yine bugün toplantımızı yapacağız ve inşallah bu manada toplumumuzu korumaya devam edeceğiz. Zarar gören sektörlerle buluşmaya çalışıyoruz. Hem moral vermek adına, başta turizm olmak üzere birçok alanda bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Alınacak tedbirler konusunda biz onlara nasıl destek olabiliriz? Onun da yorumunu yapıyoruz. Dediğim gibi pazarcısından turizmcisine birçok sektörle ilişkimizi, diyalogumuzu sürdürüyoruz. Elbette ki devletimizin de açıklamalarını an ve an, başta Sağlık Bakanlığı ve Bakanımız olmak üzere an ve an takip ediyoruz. Eş güdümlü olarak İstanbul'da hangi kararları almalıyız konusunda mutlak eksik kalmamayı önemsiyoruz ki inşallah sizlerin de desteğiyle, duyarlılığıyla, katkısıyla ve kararlılığıyla eksiğimiz olmayacak diye umut ediyoruz. Son olarak şunu ifade edeyim. Bugünleri atlatacağız, hep beraber atlatacağız. Bu hastalığın yayılmaması, bu hastalıktan zarar görmeyen bir şehir ve bir ülke olma çabasını ve bu mücadeleyi, bu seferberliği hep birlikte yapacağız. Biliniz ki burada 24 saat tetikte olan bir büyükşehir belediyeniz var. Biliniz ki burada kriz masamız var. Her an süreci takip eden ve bu süreci mutlaka yorumlayan, kararlar alan, bizimle irtibat kuran, gerektiğinde vatandaşına soran, gerektiğinde anında da vatandaşına bilgi veren bir heyetiniz var. 85 bin çalışanımızla, bütün ekibimizle sürece konsantreyiz. Kendi insan kaynağımızın çalışma saatleri ve modellemeleri ihtiyacı olan ve bu anlamda sıkıntısı olan, sağlık sorunu olan bütün çalışanlarımıza da çok hassas davrandığımızı, gerekli konularda izinler ve uygulamalar yaptığımızda vatandaşlarımızın vicdanına duyurmak istiyorum. Dediğim gibi kıymetli hemşerilerim ve bütün Türkiye'mize bunu söylemek istiyorum. İnsanlık bir testten geçiyor. Dünyada sınırları örmek yetmez. Güncel konularda ve kriz anlarında ve afet anlarında bütün insanlığın bir bütün olabilmesi hususunda da önemli bir sınav veriyoruz. Tüm vicdanımızla, bilinçli duruşumuzla buna katkı sunmalıyız. Halkımıza da bu yakışır. İstanbullu hemşehrilerimize de bu yakışır. Hep beraber bu süreci atlatacağız. Yine hep beraber her şey çok güzel olacak diyeceğiz. Allah'ın izniyle bu süreci en az sıkıntıyla atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Lütfen ama lütfen umudunuzu kaybetmeden günlerinizi iyi geçirin.
evinizde vakit geçirdiğiniz anları en olgun, en olumlu şekilde, en verimli şekilde geçirmenin imkanlarını yaratın. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.